CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı başörtü çıkışı tartışmalara neden oldu. Kılıçdaroğlu açıklamasında kadınlara giyim kuşam siyasetin tekelinde çıkarıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız dedi. Bunu bir tartışma konusu olduğunu almaktan tümüyle çıkaracağız demişti. Peki Kastamonu bu konuyu nasıl değerlendiriyor? Başörtü Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi siyasetin tekelinde mi? Gelin birlikte görelim. Şu anki durumda Kılıçdaroğlu'nun söylemiş olduğu konuları hepsini destekliyoruz. Eğer kendisi ve hükümet yanlısı dediğim şu an Sayın Cumhurbaşkanı da destekliyorsa olabilir yani, niye olmasın? Yani onlar ikisi arasında kararlaştırabileceği bir konu. Yani bizimle yani yayında veya diğer şeylerde ne olursa olsun desteklemek zorundayız. Yani başörtü diye bir şey sorun kalmaması lazım Türkiye'de. Ya zaten Türkiye'de başörtü sorunu yok. Bunu yasallaştırmak gerekiyorsa yapsınlar yani. Yani başörtü de yok. Herkes kendi hür zaten. İnanın yabancı ülkelerde, Almanya'da bile bu kadar özgürlük yok. Tamam mı? Kıyafet de olsun, şey de olsun yok yani. Cumhurbaşkanımız gel demiş. Beraber bunu yasallaştıralım. Onlar okey demediler ki hani. Hayır dediler şimdi de yani. Yani şimdiye kadar hangisine okey dediler ki yani? Kılıçdaroğlu yani. Eşimiz, evet tabii eşimiz kapalı şu anda. Namazında, abdestinde bir hanım. Kapı başı açıktı yani. Önceden çünkü çalışma gereği hastanede çalışıyordu. Yani mecbur başı açıktı yani. Ama şu anda kapalı yani. Herkes hür ve iradesine sahip yani. Ya işte zorluklar çekti tabii yani. Mecbur başını açacaksın, işte resmi görevlisin. Bunlar denildi yani. Açtı da. Açtı yani. O zaman mecbur yani. Ekmek parası bu. Mecbur açmıştı. Ama şimdi herkes hür yani işte. Herkes isteyen başını kapatır, isteyen açar. Hür bir şekilde. Ya onları bıdı bıdı duyuyorum ya. Bıdı bıdı yani işte. Ya bu zaten yani herkes şimdi yasa olsa da olmasa da başını kapatıyorlar. Kim ne diyor yani? Çarşaf giyen de var yani. Kim ne diyebiliyor ki yani çarşaf giyiyorsun? Eskiden öğrencilerin haklarını yediler yani. Üniversite öğrencilerin haklarını yediler. Okullara koymadılar. Sokmadılar. Mecbur peruk takacaksın veya başını açacaksın dediler. Ne oldu? Biz bu aşamayı açtık yani. Gündem değiştiriyor yani. Seçime hazırlık falan mümkün değil yani hiç yani. Onunkisi bıdı bıdı. Ben biraz seçim propagandası böyle birbirlerine karşı. Öyle görüyorum yani. Herkes kendisine bir rant sağlamak için bir şeyler yapmaya uğraşıyor böyle. Ama memleketin başında kim olursa olsun, ister sağcı olsun, ister solcu olsun, adam gibi adam olsun memleketimize. Bu başörtüsü gündeme gelmiş. Yani oylanmış bir şey. Zaten Cumhurbaşkanımız bunu oyladı. Ama anayasa teklifini bakalım kabul edecek mi Kılıçdaroğlu? Bunu kabul etmesi biraz mümkün değil. Siyaset işi. Eskiden karşı çıkıyordu. Şimdi niye gündeme çıkarttı? Eskiden karşı çıkıyordu. Ama şimdi anayasa teklifi Sayın Cumhurbaşkanımız verdiği zaman bakalım ne olacak, onu izleyeceğiz. Zaten sorun kalktı. Ama anayasa teklifi verdiği zaman daha iyi olur yani bizce. Eskiden sorun olmuş bir şey. Herkes serbest, kapalı olsun, açık olsun. Bu bir demokrasi yani. Türkiye'de demokrasi var. Bir sorun yok. Ama seçim şeyine Kılıçdaroğlu öne attı. 20 senelik konuyu şimdi gündeme getirmek neden yani? Herkes hür geziyor şimdi. Kimse kimseye bir şey demiyor. Kapalıysa da, açıksa da. Herkes geziyor. Kadınlar meclise istediği gibi giriyor, okula giriyor. Eskiden giremiyorlardı. Şimdi herkes hür. İyi değerlendirmiyorum. Her şeye çomak sokuyor. Seçim kazanacaksın diye yapıyor. Başörtü siyasi mesele değildir. Mecliste bir ara oldu. Hatta bir milletvekili başörtüsüyle girince havalara çıktı. Ya ne yapıyorsunuz dedim. Niye havalara çıkıyorsunuz? Onun da kendi dinine göre bir prensibi var. Ha, siyaset mi? Sen de siyasetinle uğraş. İyi olur. Kanun olsa daha iyi olur. Ama bilemiyorum pek. Hiç yani inandırıcı bir şeyi göremiyorum. Çünkü
Eski Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok kişi bak bu başörtüsüne karşı. Neden diye dini siyasete alet etmiyor.